Evet, değerli dostlar, ben Alex Emi Ümit Yücel. Bugün 08.01.2021. Nasılsınız bakayım? Hemen bir toparlayalım. Ve Adana'nın Kargılı köyündeyiz. Önceki videomuzda da söylediğimiz gibi mezarlığa geldik. Burada Metin Çolak, sanatçı arkadaşım Metin Çolak kardeşimizin aile kabristanındayız. Buraya da sağ olsun bize müsaade etti değerli kardeşimiz. Ekebilirsin abi, ne demek dedi. Bizim için de şereftir dedi, ağaç dedi. Aynen, buraya ekmen dedi. Bu arada şöyle gel, derinliğine bak hayatım. Şu an. Tabii ki. İnsanlar ağaç çekecekleri zaman şu yandan çeksem. Ağaç çekecekleri zaman bunu en azından bilgi sahibi olsunlar. Çünkü birçok mezarlarda açık ekilen ağaçlar kuruyor. Kuruma sebebi de ağacı yeterli derecede derine ekmemelerinden kaynaklanıyor. Ve bir de şu can suyu dediğimiz can suyunu vermeklerinden ya da poşetiyle ekiyorlar. Poşetiyle ekilmez ağaçlar. Böyle. Hava almaz. Mutlaka bunun poşetini yırtmamız lazım. Kökleri etrafa dağılabilsin diye. Bir de hafiften şöyle bir onu açmamız lazım ki ne? Canlılık olsun. Metin'cim şu suyu döksen sen. Tabii. Bu can suyu arkadaşlar, biliyorsunuz. Tam böyle hemen hemen bir 5 litre dibine can suyu döküyoruz. Ha bu arada burası Metin Çolak'ın vasiyeti üzerine. Defnedileceği. Vasiyeti üzerine. Bu suyu döken arkadaşım benim sanatçı kardeşim, aile dostum. Ben ölmeden dedi benim ağacımı dikin dedi. Ben yani, dünya gözüyle göreyim dedim. Yani aslında belki biraz izleyenler veyahut da dinleyenler biraz belki saçma görür. Belki bunu bir hani şov gibi görür ama değil. Şov değil, gerçek anlamda. Dünyada ne yaparsan yap. Canınla, şöhretinle, paranla, pulunla, varınla, mülkünle hepsi boş. Geleceğimiz yer burası. Başka bir yer değil. Dünya gözünde hani evimize gidiyoruz, evimizi badana yaptırıyoruz, evimizi boyatıyoruz, cilalatıyoruz, karton fiyerler işte bilmem vesaire vesaire. Neden biz geleceğimiz, ebedi geleceğimiz yere böyle bir itina, böyle bir şey yapmıyoruz ki, değil mi? Biz izleyenler, ben bana vasiyet etti, ben de vasiyetini yerine getiriyorum. Belki dünya gözüyle görüyor. Aynen öyle, belki sizler için çok saçma gelebilir ama lütfen saçma değil, şov değil. Yaptığımız, benim istediğim şey bu. Abi ben tabela da yaptıracağım kendime. Bakın yakında göreceksiniz. Ben tabela da yaptıracağım. Metin Çolak diye. Hani diyeceksin ki öldükten sonra arkandan dua, tabela yaptıracak kimse yok. Allah'a çok şükür sizler var. Tam o sevenlerim çok var. Şükür. Her şeyden önce Ümit abim var. Allah razı olsun. İnanıyorum en güzel şekilde yapılır. Ama Allah ben dünya gözünden nasıl evime az önce dedim, örnek verdim. Evim için uğraşıyorum. Evim karton piyer olsun vesaire vesaire işte. Onun için de istedim ki böyle bir şey olsun. Ümit abi de sağ olsun kırmadı. Biliyorsunuz tabi böyle şeylerde çok duyarlıdır. Allah onun gittiği yolda yaptığı işlerde Allah hep hayrını göstersin. Onu hiçbir zaman darda bırakmasın. Ümit abiyi seviyoruz. Hani bizi seven var, sevmeyen var. Onlara da saygı gösteririz. Doğrudur. Sevmiyor olabilirler. Ama ne olursunuz insan olarak birbirimizi severiz. Duyarlı olmak dünyada en güzel şeydir. Ben sıhhatli, sağlıklı. Allah'ın izniyle inşallah bu ağacımız. Ben sıhhatli, sağlıklıyken Ümit abi bana değer vermiş. Ben öldükten sonra şuraya getirip beni attıktan sonra bana değer vermemiş, neye yaradı? Değil mi? Evet, aynen doğru söylüyor. Mühim olan. Bu arada Arzu yengemize de teşekkür ediyoruz. Bizi videoya alan kıymetli aşkıma da. Ben yardımcıyım. Rica ederim. Evet. Hayatım videoyu ortadan basıp şeyden kendine çevirebilirsin. Allah yengemden de razı olsun. Yapamıyorum. Şu an kamera arkasında. Dur. Yengemden de Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun abi.
gittiği yerde, ölülerinin gittiği yerde Allah mekanlarını cennet etsin, ışık etsin, nur etsin. Bilmiyorum. Evet, kıymetli eşime de teşekkür ediyorum. Sağ olsun, bizi videoya alıyor böyle. Emek veriyor. Allah kabul etsin. Ağzımızı bile ne yaktı yengem az önce. Yapacağız. Yapacağız. Yani. Yani. Şimdi öbür tarafa da, öbür tarafa da dedin kimi? Öbür tarafa da yengemin ağacını dikeceğiz. Ben de ağacımı dünya gözüyle gördün. Dünya gözüyle gördüm. Allah evet. Razı olsun. Allah hayırlı kabul etsin. Tekrar sağ ol. Sağ ol. Şurayı sen yengemin ağacını dikeceğimiz yeri bir ufaktan bir kazalaya dur. Ben de şöyle bir. Evet, burada Metin Çolak kardeşimin küçük yaşta maalesef kansere yenik düşen çocuğunun kabri var. Onun da mekanı cennet olsun. Burada büyük annelerinin. Orada şurada Süleyman baban. O Süleyman dedem olur. Deden. Büyük dedemiz. Büyük dedesi. Büyük baba, dedesi. Babam onun yanında hemen. Şurada. Evet. Yani onun evet, ismi ters tarafta. Onun da ismini şöyle bir alalım. Şuradan alayım. Evet, burada Süleyman oğlu kasap Fehmi Çolak babası ve Hatice anne de annemiz. Allah onların da mekanlarını cennet etsin. Bize de böyle bu şerefin ait ettiği için teşekkür ediyorum ben değerli Metin kardeşime. Ya. Evet, şimdi orayı da bir kazalayacağız. Allah izin verirse inşallah. Bir iki kazma sen vur. Dolabını ben getireyim keserimizle. Oraya onun dibine hemen olabilir. Kızımın yanı hemen yanı olan Allah nasip edese, dediğim gibi Allah yeter ki nasip etsin. Burada eşimin defnedileceği yer. Defnedileceği yer. Allah içinden versin. Evet. Bir ağacı dedi. Biz de onu da kırmadık. Dedik tamam, hadi buraya kadar gelmişken. Bismillahirrahmanirrahim. Deyip kazalım. Kazalım. Derinler. Çekmiyor şu an. Şuradan tutarsan hayatım. Malzemesi ne gerekiyorsa ben buraya bir çeşme istiyorum.
ben yapacağım. Buradan tamam. Videodaki arkadaşlar izlesinler. Metin kardeşime söz veriyorum. Buraya. Metin ne zaman bana hadi diyorsa o zaman geleceğiz. Buraya bir çeşme getireceğiz. Bu kabristanın başucuna. Allah'ın izniyle. İnşallah. Alacağım bir tek bir şey var. Şöyle elini almam lazım. Hani? Heh, elini çıkar dışarıya. Evet şimdi. Hah, yengem burada bir şey var. Tamam yeter. Evet. Şunu tut öyle sen. Ben şunu canlı suyuna. Peki. Bu can suyu arkadaşlar. Bu çok önemli. Ağaç eken dostlarımızın bilgisine olsun. Bakın hemen çekti zaten suyu. Görüyorsunuz sizler de. Şunu dolduralım. Şunu dökelim. 5 litre suyu dökmeme rağmen hemen Azan hemen çekti. Sen de resim çektin. Resim al ya. Hemen çekti, görüyor musun? Evet. Kenarlarını biraz kazıp şey yapmamız lazım. Hayatım bir daha yapalım onu tekrar başa alalım.